Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ben çocuk doktoru Doktor Mahir Tanrıverdi. Gene bugün ilgi çekici bir konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Çocuklarda, bebeklerde katılma ya da işte katılma nöbeti ile tariflendiğimiz durumdan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili bize ailelerden gelen soruları mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağım. Gene sizin de konuyla ilgili ya da çocuk sağlığı ile ilgili kafanıza takılan sorular olursa videolarımızın alt kısmına yazabilirsiniz. Gene o alt kısmına yazılan soruları mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışıyorum. Şimdi katılma nedir? Şimdi katılma şöyle, bebekler işte bebeği olan aileler bunu az çok biliyorlar. Bazen bebekler işte ağlamaya başladıklarında, belli düştüklerinde, bir yerlerine acıdıklarında, herhangi bir şey canı yandıklarında falan, belli bir noktadan sonra ağlarken nefes almaları birdenbire duruyor ve belli bir süre o ağlamanın etkisiyle nefes almasını bırakıp öyle kalıyorlar. Nefes alıp vermeden, ağla ses çıkarmadan, hiçbir ses çıkarmadan kalabiliyorlar. Bu işte bu duruma biz katılma ya da işte tıbbi anlamıyla katılma nöbeti diyoruz. Şimdi peki bu katılma ya da katılma nöbeti çok önemli ve çocuklarda herhangi bir şeyin belirtisi mi? Şimdi katılma bir kere çocukların önemli kısmında olabiliyor. Bazen genetik yatkınlık ailede işte çocukluğunda işte anne babada böyle katılma durumları oluyorsa onların çocuklarında da katılmalar görebiliyoruz. Ancak katılmayı arttıran, daha uzun sürmesine neden olan ya da daha şiddetli olmasına neden olan bir durum var. Nedir bu? Demir eksikliği. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki eğer çocuğunuzda demir eksikliği varsa, demir eksikliği anemisi varsa bu çocuklarda bir kere katılma olma ihtimali daha fazla. İkincisi yine demir eksikliği olan, demir eksikliği anemisi olan çocuklarda hem katılma daha sık oluyor hem de katılma olduğunda daha uzun sürüyor, daha şiddetli seyrediyor. Çocuğun nefes alıp vermeyi bıraktığı, yani nefesin kesildiği dönem daha uzun süre oluyor ve çocuklarda morarma gibi durumlar görebiliyoruz. Dolayısıyla çocuğunuzda özellikle tekrarlayan, sık tekrarlayan bir katılma durumu varsa mutlaka bir çocuk doktoruna götürmenizde fayda olacaktır. Zaten çocuk doktoru çocuğunuzu değerlendirecek. Bakacak demir eksikliği, demir eksikliği anemisi var mı yok mu? Eğer varsa böyle bir şey, böyle bir şey düşünüyorsa gerekiyorsa tahlil alabilir. Ya da duruma göre demir ilacı başlayabilir. Ama söylediğimiz gibi tabii burada ilaç başlanıp başlanmamasına karar verecek olan tabii ki çocuk doktorunuzdur. Dolayısıyla çocuğunuzda tekrarlayan katılmalar varsa mutlaka çocuk doktorunuzla görüşmenizde fayda olacaktır. Peki hocam katılma sırasında ne yapabiliriz? Katılma sırasında bir kere sakin kalmanızda fayda var. Çocuğu sakinleştirebilirsiniz. İkincisi de çocuğun böyle yüzünü soğuk suyla falan yıkamak. Soğuk suyla işte yüzüne dokunmak, ellerinizi ıslatıp yüzüne dokunmak. Çocuğun tabii o katılmasını sonlandırmak amacında, konusunda faydalı olabilir. Peki hocam katılması olan, katılmaları olan bir çocuk için yani daha ileri tetkikler, daha ileri değerlendirmeler, daha ayrıntılı değerlendirmelere gerek ya da ihtiyaç duyulabilir mi? Tabi bu düşük ihtimal ama gene de bazı durumlarda ileri tetkik ve değerlendirme gerekebilir. Ne gibi? Eğer çocuğun katılmaları çok sık tekrarlıyorsa ya da böyle çok uzun sürüyorsa, yani çocuk o kadar çok uzun süre katılıyor, nefessiz kalıyor ki işte artık ciddi morarmaları falan olabiliyor. Ya da bazen mesela çok fazla katıldığında çocuklar bu nefessiz kalma ve morarma sonucunda bayılmaya kadar giden durumlar olabiliyor. Dolayısıyla eğer çocuğun katılması bu şekilde, yani işte morarmalara kadar, bayılmalara kadar gidiyorsa bu durumda tabi daha ileri değerlendirmeler, daha ileri tetkikler gerekebilir ki zaten böyle bir durumda ileri tetkike gerek var mı? Daha üst düzey bir de tetkike gerek var mı yok mu? Size bu konuda çocuk doktorunuz bilgi verecektir. İleri değerlendirmede bu çocuğu peki hangi böyle branşlar görebilir? Hangi branşlar değerlendirebilir? Yani katılması çok şiddetli olan, düzelmeyen, dirençli katılmalar olan ve katılmaya bağlı bayılma gibi şikayetler olan çocuklarda. Burada tabii ki hem katılma hem morarma hem de bayılma şikayetlerinden dolayı iki branş ön plana çıkar. Bir tanesi çocuk kardiyoloji, diğeri de çocuk nöroloji. Dolayısıyla şiddetli bir durum varsa çocuk doktoru sizi çocuk kardiyoloji ya da çocuk nöroloji birimine yönlendirebilir. Ancak basit katılmalar için böyle bir şeye gerek yok. Basit katılmalar genellikle çocuklar canı yandıklarında, ağladıklarında ortaya yapılacak basit şeylerdir. Bunlar bebek büyüdükçe genellikle azalır ve düzelir. Ancak bu basit katılmalarda sadece eğer altta yatan bir demir eksikliği varsa bunu çocuk doktoru tarafından tespit edilip bunun tedavisinin başlanması fayda sağlayacaktır. Yoksa onun dışında çok da sıkıntı yaratacak durumlar değil. Gene konuyla ilgili mümkün olduğunca aklımıza gelen soruları, ailelerin bize sorduğu soruları cevaplandırmaya çalıştım. Siz de gene kafanıza takılan sorular olursa alta yazabilirsiniz. Gene kanalımızı takip edip abone olursanız da ayrıca memnun oluruz. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.